Şimdi safra kesesine gelelim dilerseniz. Bu konu hakkında biraz bizi aydınlatırsanız. Evet. Safra kesesindeki rahatsızlıkların sebebi nedir? Şimdi safra kesesi armut şeklinde bir organ. 4 santim büyüklüğünde. Küçük bir armut. Küçük. Şimdi safra kesesi karaciğerin salgılamış olduğu safrayı, enzimleri vesaire ne yapıyor? Depoluyor. Ne zaman bırakıyor? Ne zaman ki kişi yedi yemek, yemiş olduğu yemekler bağırsaklarda, işte midede işlemden geçtikten sonra 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman pankreas salgılamış olduğu lipaz amilaz, tripsin gibi enzimleri gönderiyor. Karaciğerde safra kesesindeki hazır bekleyen safrayı boşaltıyor. Evet. Pankreas da karaciğerin salgılamış olduğu enzimler birbiriyle asit, baz vesaire reaksiyona girdiği zaman kargodan gelen paket gibi şak 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 açılıyor ve faaliyete geçiyor. Mesela pankreas lipaz amilaz tripsin salgılar. Karaciğerde safra asitleri vesaire. Bunlar reaksiyona girdiği zaman aktif. Eğer ki pankreastan mesela bu enzimler aktif olarak gelse pankreası eritir. Çok sert. Ne yapıyor bu enzimler? Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürüyor. İşte kişi aşırı yağlı besleniyorsa, hayvansal ağırlıklı, kolesterolü yükseldiği zaman ve bağırsaklardan sürekli toksik madde gelirse karaciğer artık yoruluyor, yağlanıyor. Yorulursa, yağlanırsa ne olur? Fazla kolesterolü karaciğer çamura dönüşüyor artık. Başa çıkamıyor. Çamur, safra çamuru veya safra taşı oluşur. Safra taşı veya safra taşının oluşmasının sebebi aşırı kolesteroldan kaynaklanıyor. Kolesterol taşı oluşur. Kolesterol tuzu oluşur. Bu da taş jelibon gibi yumuşak aslında. Taş dediğimizde yani öyle şey sert değil. Evet. Bu taşlar düştü diyelim. Karaciğer yani safra kanalının düştüğü yerde pankreasın hemen ağzı yan yanadır. 12 parmak bağırsağına açıl diye. Taş düştü ama pankreasın hemen ağzını kapatırsa pankreatit rahatsızlığı, pankreas iltihaplanabilir, hastalanabilir, rahatsızlık ortaya verebilir. Ne yapmak gerekir? İşte buna karşı İngiliz tuzu dediğimiz magnezyum sulfat. Çok basit. 7 çeşit İngiliz tuzu var. Evet. Bu magnezyum sulfat safra kesesini açıyor. Arkasından da İngiliz yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içerseniz kanalları açıyor. 12 parmak bağırsağında ve safra kesesinde ne varsa hepsini ince bağırsa oradan kalın bağırsağa gönderiyor. Yallah kişi oluyor ishal, ne varsa içeriden dışarı çıkıyor. Şimdi safra ki bu İngiliz tuzuyla ilgili 200 yıldır bilinen kullanılan, eskide Osmanlı'da da çok kullanmış. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda İngiliz tuzunun safra kanalını temizlediği, arattığı %99'a varan başarı %100 değil. Evet. Nadiren bazı taş büyük olursa düşmeyebilir. O zaman Ankara Ayaş Kaplıcaları mesela dünyada safra taşı için eritici, safra kanalını düşürücü en etkili sudur. Ayaş Kaplıcaları. Ankara Ayaş Kaplıcaları çok yüksek oranda magnezyum sulfat içerir. Bu nedenle de etkilidir. Yani özelliği o. Bir hanımefendi doktora demiş ki ameliyat olacaksın, safra kesen avuç dolusu taş. Dedim ki hiç gerek yok. İngiliz tuzu kullan bakalım. İngiliz tuzu kullandı. Birkaç tane düştü ama taş olmuş böyle içerisi böyle 120 tane taş oluşmuş. Bu dedim ki bunu artık kurtarmaz. Nadiren böyle çok olursa İngiliz tuzu yeterli gelmeyebilir. Ankara Ayaş'a git dedim. Ankara Ayaş'ta kaldı. 2 hafta içerisinde 120 tane taş Oh, ne düşürmüş. güzel, başarılı olmuş Evet. demek ki. Şimdi fakat 1, 2, 3 safra taşı varsa 5, 6, 10'lar çok basit. Bazı insanlarda da
Safra kesesinde polip oluşur. Bunun için ne var? Efendim, bunun için çok güzel bir bitki var. Şahtere forte. Şahtere diye bir bitki var. Bu bitkiyle ilgili Alman asıllı Doktor Hunold 85 hasta üzerinde, karaciğer rahatsızları olan hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Safra kanalında tıkanma, safra artırıcı özel olduğu, safra kanalının açtığı, safrayı artırdığı belgelenmiştir. Şahtere otu. Yine Profesör Doktor Rodowski ve ekibi şahtere ile ilgili çalışmalar yapmışlar. 64 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Hastaları iyileştirmiş. Ha, %100 diye bir şey yok. %80'dir, %90'dır, %70'dir. %100 olmaz. Tabii, neden? Yüzdelik fazlası. Her insanın bünyesi farklı. Kimi dayanamaz, tedaviye bırakır. Kiminin başka hastalıkları vardır. Profesör Doktor Zakharovski, bu da Viyana'da hastalarını tedavi etmiş. %81,5 başarı elde etmiş. Profesör Doktor Wittmann ve ekibi safra kesesinde oluşan polipi şahtere ile tedavi etmiş. %90 başarı. Belli olmuyor. %80, %90. Hiçbir zaman %100 şöyle tedavi ederiz vesaire diyemezsin. Evet. Allah bilir. Başka derdi de olabilir insanın. Başka rahatsız da olabilir. Hiçbir zaman hiçbir şekilde %100 tedavi denmez. Evet, belli olmaz. Çünkü o hastalığın yanında başka rahatsızlar da olabilir. Bilemeyiz. Onun için kesin çözümdür. %100 tedavi vesaire demek yanlış. Efendim, şahtere nedir? Şahtere acımtırak bir bitki. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda birçok ilim adamı klinik araştırmasına ayrı ayrı ekipleriyle katılmışlar. Safrayı artırıcı, safra kanalını temizleyici, arıtıcı, safra kesesinde oluşan polipleri eritici, safra çamurunu temizleyici özellikleri olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Şahtere. Mesela diyelim ki safra kesesinin kanalı belli. Yani safra taşı büyük. O kanaldan düşmeyecek çapta. O zaman ne yapmak gerekir? İksir, aloe vera jel, şahtere forte, enginar forte kullandığı zaman önce taşı eriteceksin, küçülteceksin safra kesesini. Ondan sonra İngiliz tuzu kullanmak gerekir. Yani İngiliz tuzu safra taşının çapı çok büyük olursa erimeden düşmez. Yani 1 santimden, yani 10 milimden aşağıysa problem değil. İngiliz tuzu kullandığınızda İngiliz tuzu magnezyum sulfat heptadien. 200 yıldır dünyada bilinen, kullanılan her türlü safra rahatsızlığına karşı. Evet. Bunun 7 türü var. Magnezyum sulfat heptadien tıbbi maksatla kullanılan, gıdada kullanılan, diğer türleri gıdada kullanılmaz. Bunu kullandığı zaman kişi 2 çorba kaşığı 1 bardak suyla karıştırıyorsun, içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyla karıştırıp içtiğinizde kişiyi ne yapar? Sadece ishal yapar. Safra kesesinde ne kadar çamur, taş varsa dökülür. Eğer ki safra kesesinde taşlar çok büyük değilse, çok büyükse iksir, aloe vera jelle önce eriteceksiniz. Erittikten sonra düşünelim, iksir yavaş yavaş eritir.